kameram soldaki haritayı kapatıyor olabilir ama bakın burada da harita var ortada. Oradan bakabilirsiniz yola. Bilginiz olsun, onu da söylemiş olayım. Evet, geliyor abi şov. Hazır olun. Burada dönemeyebilirim. Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Otobüs Simülatör 18'i oynayacağız. Oyunda efsane otobüs sesleri var. Bunlara bakacağız bugün ve çok güzel bir rota hazırladım. Yolculuğumuzu başarıyla inşallah kaza yapmadan tamamlayacağız. Otobüsümüzü şöyle göstereyim. Man arkadaşlar, İETT İstanbul'da kullanılan otobüslerden seçtim. Bu şekilde otobüs kaplaması mevcut. Şimdi buradan garajımızın kapısını açıyoruz. Bakın animasyonlu bir şekilde gayet güzel açıldı. Otobüsümüzün kapılarını açmamız gerekiyor. Buradan dış kapılarını açıp buradaki tuşa basarak iç kapıyı açıyoruz. Daha sonra içine girip şuradaki kapıların kilidini açtıktan sonra bakın burada ışık yanıyor. Görüyor musunuz? Kırmızı ışık yanıyor. Daha sonra koltuğumuza bu şekilde oturuyoruz. Camımızı açmamız lazım. Bakın camı açıyorum ki otobüsün birazdan sesleri gelsin sizlere. Kontağımızı açtık. Şöyle kabin ışıklarını kapatalım. Şuradaki ışıkları açayım. Açıkmış. Bir dakika. Açamadım. Tamam. Dur. Bir dakika. İç ışık. Dur. Şurada. Heh. Tamam. Tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Heh, şimdi yandı. Bakın otobüsümü çalıştırmam lazımmış onun için. Bakın şöyle. İç aydınlatmayı kapatıp açabiliyoruz. Bakın ne güzel çalıştı. Sesleri duyun diye bilerek ses ayarını yükselttim. Bakın kapı sesleri. Vitesi taktık. Duyuyor musunuz? Bakın pıs. Bundan bol bol gelecek. Çok güzel ses ayarı yaptım sizler için. Tıs tıs sesini her daim duyacaksınız. Şöyle çıkalım, garajımız otomatik olarak kapanacak çıktığımızda. Bakın göreceksiniz. Şöyle çıkıyoruz. Şu an kapanması lazım. Evet, kapanıyor. Gelen giden yok. Yollar biraz sakin. Umarım çok trafik olmaz. Otogardan havalimanına doğru bir yolculuk yapacağız. Bakın sese şimdi. Bak. Duyuyor musunuz fren sesini? Pıs. Bak, durayım. El frenin sesi. Bakın. Pıs. Bunu camı kapattığımızda duyamıyoruz. Bakın camı kapattım. Normal frene basıyorum bakın. Ne kadar az geliyor bakın. Şimdi açtım bakın. Görüyor musunuz bak. Kapattım. Bakın. Açtım. Evet böyle. Cam açık şekilde yolculuğumuzu yapacağız. Retarder sesi de var. Onu da dinleteceğim. Şu duraktan bir yolcuları alalım. Sizlere onu da dinleteceğim. Bir dahaki videoda hangi otobüsü kullanalım? Iveco var. Setra var. Bir de arkadaşlar Mercedes var. Yeni bir otobüsümüz vardı. Onun tanıtımını yaptım. Modumuz vardı. İsterseniz onu da kullanabilirim. O da Urbino'ydu. Onu da isteyebilirsiniz. Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Şuradan şöyle kamera açısından görebiliyorsunuz. Kapatıyoruz. Bakın ne güzel yükseliyor otobüs. Multiplayer bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu otobüste gerçekten yok yok. Bu oyunda bütün detaylar düşünülmüş. O kadar fazla detay var ki, o kadar fazla böyle ince ayrıntı var ki anlatamam sizlere. Yani mükemmel şeyler var oyunda. Engelli rampasından tutun. Arkadaşlar oyunun ses ayarına, rampa kapanmadan otobüsün gitmemesine. Yani bütün ince detaylar mevcut. Çukurlarda aracın sarsılmasına, direksiyonun sarsılmasına, su sesi çıkmasına. Bakın durakta park eden bir araç var. Kornaya basmadan ilerlemeyecek mesela. Şimdi göstereyim. Sinyalimizi verdik. Bakın böyle durayım mesela gitti. Dibine girince gitti. Onu da ayarlamışlar. Kornaya basınca daha erken gidiyor. Bir daha denk gelirse yapalım. Buyurun efendim. Buyurun.
Mahalle arası otobüs seferi yapabiliyoruz. İsterseniz yapalım. Dar sokaklarda mahalle arası multipleri bir şekilde yapabilirim. Dediğim gibi yeter ki videomuzu beğenelim, izleyelim. Ayrıca bilmeyen arkadaşlar var. Bunu bu aralar çok fazla söyleyeceğim. Her gün videolar 14.00'da kanala geliyor. Bakın her gün öğlen 2'de 14.00'da kanalımızda oluyor. Mutlaka hani bildirim gelmese de Kaçak TV video atmıştır. Saat 2 deyin ve videomuzu mutlaka izleyin arkadaşlar. Haydi yolumuza devam edelim. Retarder sesini duyuracağım şimdi sizlere. Hop birden hızlandı. Şöyle geçelim. Şimdi burada retarder sesini duyuracağım. Bakın açıyorum, açtım. Retarder sesi böyle mi otobüslerde? Bakın. Böyle retarder sesi çıkıyor. Çok güzel kesiyor ama. Bayağı hızlı bir şekilde durduruyor otobüsü. Bakın açtım. Bir kademe, bir kademe daha, üçüncü kademe ve en sonunda bırakıyor. Bakın. Vallahi mükemmel, gerçekten süper bir şey. Şahane, şahane. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Şu sağ üst taraftaki aynadan bakıyorum. Oradan görebiliyorum yolcuları. Bir de manda böyle fren yaptığınızda böyle bir ilk böyle bir ses geliyor. Böyle bir şey, böyle teller. Bakın şimdi direksiyona. Görüyor musunuz nasıl böyle sarsılıyor? Sanki böyle teller gıcırdıyor gibi bir ses geliyor bakın. Görüyor musunuz? Böyle sürtüyor gibi. Yapıyor böyle. Su sesine bakın. Şimdi çukur. Aa geçemedim çukurdan. Bakın tümsekli yine sarsacak. Gördünüz mü? Suda nasıl ses çıktı? Abi oyunda gerçekten çok fazla detay var. Hani tek olayı 78 lira olduğu için hani çok fazla tercih edilmiyor sanırım. Çukura çarptın dedi. Sıkıntı yok. Buyurun efendim. Buyurun efendim. El freni. Buyurun, buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Çukur. Kurtardım kendimi çukurdan. Şimdi dağa tırmanacağız. Bayağı orada tırmanışımız var. Ben dar sokaklar arası, mahalle arası bir yolculuk yapmak istiyorum. Bakalım onu ne zaman yapacağız? Otobüs bu. MAN. Hangi model o kadar bilgim yok ama otobüs bu arkadaşlar. Evet yokuşta bakın bayıldı. Kaptırıyorum iyice.
Hadi oğlum. Aa, önümde spawn oldu galiba. Değil mi? Araç spawn oldu gibi geldi önümde. Şöyle aynaya bakıyordum. Bir anda belirdi. Oh, sudan geçtik. Yine geçtik. Bundan sonra camı açık sürebilirim. O sesi fazla duyun diye. Aklıma geldikçe camı açarım. Yağ gibi akıyor maşallah oyun. Şimdi vitesi boşa attım. 85'i geçmiyor yoksa vitesi boşa atmazsanız. Yokuş aşağı kaptırsın diye boşa attım otobüsü. 82 ile gidiyor şu anda. 81. Yok, çok yokuş olmadığı için direksiyon hakimiyetini kaybetmeyelim. Sinyal verdik bakın. Fren yapıyorum bilerek duyun diye. Retarderi açayım hatta. Retarderi kapatıyorum. Kapattım. Şimdi el freni sesini duyuracağım sizlere tekrardan. Normal fren. Normal fren. El freni çektik. Kapıları açtık. Şimdi el frenini indireceğim kapı açıkken. Sesi iyice duyun diye. Bu retarderi duyuruyorum. Retarder. Bu da fren. Evet. Oyundaki seslerimiz bu şekilde. Hani bilmiyorum. Ben hayranım abi. Bu oyunun gerçekten her şeyine hayranım. Bu oyunu böyle biraz değiştirseler, büyütseler tadından yenmez. O kadar güzel bir oyun ki anlatamam sizlere yani. Gerçekten çok kaliteli bir oyun. Kitlesinin oldukça fazla olması gereken ve hak ettiği değeri alamayan bir oyun. Ben ona çok üzülüyorum. Hani çok fazla detay var ve o detay maalesef bilinmiyor abi. İnsanlar oynayamadığı için. Bu otobüs oyunu bilinmiyor. Hani üzücü. Bakın 89-90'a falan çıktı. İyice bastı. Otobüste drift yapabiliyorsunuz. Göstereyim hemen. İnek sesi geldi. Bakın drift yapacağım şimdi yapabilirsem. Hadi bakalım deneyeceğim. Kapıları açarak yapacağım drifti. Yeşil çekil. Ne olur çekil ya. Çekil ya. Yapamadım. Tık diye açıp kapatacaksın. Sonra yanı vereceksin falan da. Ben direksiyonu çevirince yapamadım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ablam ne yapıyorsun orada ya? Selfie mi çekiyorsun? Kamera animasyonunu bak, bu şekilde içeri giriyor çıkıyor bak. İstediğin gibi bak, zoom yaparak hop içeri girdi. Evet, sıradaki durağımıza geldik efendim. Yokuşta duracağız, ona göre dikkat edin. İyice yanaşıyorum. Evet. Otomatik yokuşta tutma özelliği var. Yokuş kalkış desteği var. Bakın vitesi boşa atmama rağmen hiç kaydırmıyor. Çünkü yokuş kalkış desteği var. Kapıları açalım. Şöyle açıdan göstereyim sizlere. Buyurun efendim, buyurun buyurun buyurun. İnen insin, binen binsin, hadi bakayım. Hadi inen insin, binen binsin abi, hadi. Hadi daha yolumuz uzun, yolumuz uzun daha. Hadi ablam abim, hadi. Şu kamera harita ayarını şu dış kamerada kapatabiliyorsunuz. Şu mini harita yalnızca birinci şahıs diye. Aynen şu. Bu ayarı kaydedemiyorum bir türlü nedense. Birinci şahıs yaptığımda evet bu şekilde kapanıyor. Bir ekran görüntüsü almak istiyorum video kapağı için.
Şöyle farı da yani denk geldiği kadar. Hani kullanayım diye arkadaşlar. Yani ondan sonra kapak şeyi bulamıyorum. Bakın orada otogar havaalanı, onu biz yazıyoruz. Otobüsün üstündeki yazıyı da biz yazıyoruz. Şöyle otobüsten inebiliyorum. Bakın yolcular bekliyor. Şöyle bir havaalanı otogar diye. Bakın üstte yazıyor, görüyor musunuz? 6 numara otogar havaalanı. Yani onu Türkçe karakter kullanmazsanız sıkıntısız bir şekilde görebiliyorsunuz. Tekrardan otobüse binelim. Farklı bir yani rotaya da gidebiliriz bir dahaki bölümde. Genelde değiştiriyorum rotaları. Bakın havaalanına giden uçaklar, yaklaşıyoruz. Son iki durağımız kaldı galiba. Kameram soldaki haritayı kapatıyor olabilir ama bakın burada da harita var ortada. Oradan bakabilirsiniz yola. Bilginiz olsun, onu da söylemiş olayım. Evet, geliyor abi şov, hazır olun. Burada dönemeyebilirim. Yani birazcık oldu, çok az. Çok az başardık. Evet, uçak kalkıyor gördüğünüz gibi. Selamlar. Korna falan aynısı yani, otobüslerin aynı kornası. Lisansları da var zaten. Birinci platformda dur diyor. Burası bir. Efsane sesler, mükemmel. E-freni çektik. Kapıları da açtık. İyi günler efendim. Teşekkür ederiz. Kaçak TV turizmi kullandığınız için. Evet, yolculuğumuzu tamamladık arkadaşlar. Hemen garaja git diyor. Garaj çok uzakta olduğu için direkt şu an ben neredeyim göstereyim. Şu an ben şuradayım. Bakın havaalanı buradayım. Garajımız nerede? Garaj da büyük ihtimalle şurada bir yerde diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam burada bir yerde olması lazım. Bir binelim bakalım. Gösteriyordur garajı. Kapıları kapatalım. İleriye park ederim olmazsa. Evet, otobüse çöp atanlar var. Ne kadar pis insanlarsınız ya. Otobüse çöp atılır mı kardeşim? Gerçekten ayıp yani. Temizlemeniz gerek diyor. Tamam, temizleyelim. Bir dakika, sakin olun. Temizleyeceğim. Sakin, sakin. Şurada dönmeden önce yapacağım. Dur. Hay yapacağın işe senin ya. Çöpü aldık. Bir tane daha var galiba. Uyarı gitmedi. Heh, bitti. Önümüze nasıl atlıyor görüyor musunuz değil mi arkadaşlar? Eylem menüsünü kullan diyor. Seferi tamamlamak için garaja geri dön. Garaj neredeydi ki? Hatırlamıyorum ki. Garajın nerede olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Normalde garaja geri dön dediğinde orada rota çıkıyor. Garajın nerede olduğunu şu anda hatırlamadığım için öyle aşağıya doğru ilerliyoruz bakalım. Bu arada otobüste yolcu olunca ve boş olunca ağırlık faktörü var. Yolcu varken mesela drift daha zor yapıyorsunuz. Şu an yolcu yok. Hani el frenini çeksem olduğu yerde bile dönebilir. Bakın göstereyim. Videoyu da bitiririz zaten. Bir dakika, şimdi deneyeceğim. Bakın. Olmadı. Yani yokuş aşağı gittiğim için mi yapamadım bilmiyorum. Tam çeviremedim mi direksiyonu ama tam olarak böyle değildi. Yapamadım sadece.
Allah, garajı burada bir yerdeydi herhalde bu oyunun. Tam hatırlamıyorum garaj neredeydi, hangi sokaktaydı ama. Bakın haritada şu an çıkması lazım, çıkmadı. Allah, buralarda bir yerlerde bir garaj olacak. Evet, bulduk, garajı bulduk. Garajı bulduk arkadaşlar. Evet, garajdan garaja güzel bir rota oldu. Kapılar otomatik de açılıyor, manuel de açabiliyorsunuz. Böyle yaklaşınca kendi açılıyor. Bakın, görüyorsunuz. İster geri geri girin, ister dümdüz burunlamasına girin. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Yani oyun sizi o konuda hiçbir zaman kısıtlamıyor ve her şeyi algılıyor. Hani garaja girdiğinizi, çıktığınızı, nasıl girdiğinizi, hani hepsini algılıyor, hiç fark etmiyor. Evet, durduk şu anda. Bakın şimdi yapmamız gerekenler. Farları kapatıyorsunuz. El freni çekiyorsunuz. Motoru kapatıyorum. Otobüsün camını kapatıyorum. Burada perdesi var, güneşliği var. Bakın bunu indirip bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Daha sonra kapıları bu şekilde açıyorsunuz. Kapıları açtıktan sonra şöyle kendimi çevireyim. C'ye basıp kapıyı kapatıp, abi ışık hızında bakın. Evet, yaptım abi. Rota şu anda bitecek. Evet, rotayı tamamlamış olduk. Güzel bir yolculuk yaptık. Bu oyunda başka neler yapalım, neleri test edelim, neler görmek istersiniz? Hani dar sokaklarda, mahalle aralarında bir yolculuk yapalım mı? Daha çok multiplayer mi oynayayım? Hani hangi otobüste oynayayım? Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ayrıca tekrardan söylemek istiyorum. Her gün kanalımıza 14.00'da yepyeni bir oyun videosu geliyor. Yani saat öğlen 2'de abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Çünkü bildirim çoğu zaman gitmiyor. Bildirim gelmese bile saat 2'de video geldiğini bilin. Kanala gelin, videomuzu izleyin arkadaşlar. Unutmayalım, bu çok önemli bir ayrıntı. Her gün saat öğlen 2'de 14.00'da kanalda yepyeni bir oyun videosu olacak. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.